Araştırmaya göre, dünyadaki her mavi gözlü insan, tek bir kişinin soyundan geliyor. İnsanlarda mavi gözlerin, kahverengi gözlerden, çok daha nadir olduğunu biliyoruz. Bilim insanları yaptıkları araştırmayla, mavi göze sebep olan genin, tek bir kişiden geldiğini buldu. Ayrıntılar için buyurun, mavi gözlü insanların, farklı genlere sahip olduğunu biliyoruz, ancak bu genlerin tam olarak, nereden geldiğini bilmiyoruz. Bilim insanları ise yaptıkları çalışmayla, genin tek bir kişiye dayandığını buldu. Mavi gözler, kahverengi gözlerden çok daha nadir, dünya nüfusunun, sadece %8 ile, 10'un mavi gözlü olduğu, tahmin ediliyor. Bu nadirliğin, mantıklı bir sebebi bulundu, bilim insanları, genetik mutasyonun, 6000 ila 10.000 yıl önce yaşayan bir insandan geldiğini keşfetti. Araştırmacılar, insanın gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini, uzun yıllar boyunca inceleyerek, bu değişime neyin neden olduğunu, keşfetmeye çalıştı. Mavi gözle sonuçlanan genetik mutasyonun, OCA2'yi tamamen kapatan ve kahverengiyi maviye seyrelten, HERC2 adı verilen, tamamen farklı bir genden geldiği, ortaya çıktı. Her mavi gözlü insan, aynı gen mutasyonuna sahip olduğundan, bu genin ortak bir atadan geldiği sonucuna ulaşıldı. Konu ile ilgili, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, ancak mutasyonun insanlar, Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiğinde, yayılmış olabileceği düşünülüyor. Bu da, Avrupa kökenli kişiler arasında, mavi gözün daha yaygın olmasını açıklıyor. Çalışma, yeşil gözlü insanların, göz renklerindeki varyasyona da baktı ve bu mavi gözlü genin kökeninin, tek bir kişiden geldiği görüşünü, güçlendirdi. Çalışmanın yazarı, Hücresel ve Moleküler Tıp Bölümünden, Profesör Hans Eiberg, Science Daily'ye, şunları söyledi, yeşil gözleri olan insanların, göz renginin oluşumu, mavi gözlü olanlardan çok farklı olan, melanin miktarının azalmasıyla açıklanabilir, bundan dolayı, tüm mavi gözlü kişilerin, aynı ataya bağlı olduğu sonucuna varabiliriz, hepsi, DNA'larında aynı mirasa sahip.